Nerede Tansu Çiller başbakandı. Çiller için bir etkinlik yapmıştık, bir gala yapmıştık. Donald Trump özellikle geldi, orada bulundu. Yani çok büyük bir geçmişimiz var Donald Trump'la, ilginç bir şey. Böyle bir şans oldu. Yani kim bekliyordu bunu? Hiç biz bile beklemiyorduk. Etrafındaki takımla, bütün tanıdığımız adamlar, Rudolph Giuliani'yi, yani ben 20 senedir tanıdığım adam, 20 değil, o belki 30 senedir tanıdığım adam. Yani bu kadar yakınlık olamaz. Trump'a da bir tebrik mektubu yolladık. Özellikle dedik, biz sizinle de çalışmaya hazırız. Bu göçmenler sorununu çözmek için, sizin için. Ve bence öyle bir büyük bir network'ümüz var ki bu yeni yönetim kurulumuzda. Orada da çok yakınlığımız var. Seçmenin düşüncelerini iyi anladı. Anladı ki işte burada bir korku vardı. Göçmenler mevcut Amerikalıların işlerini alır vesaire diye. O kozu kullandı seçimde. Ama bence prezident olunca bunların bir sürüsü çok yumuşayacak. Çok çok yumuşayacak. Baktığınız zaman aslında adam her türlü Müslüman memlekette işi var. Yani yaptığı binalar var. Türkiye'de var, Endonezya'da var, Dubai'de var, her tarafta var. Müslümanları çok yakından da, hatta kızı daha çok. Ivanka o işleri yürütüyor. Ivanka bir sürü Müslüman memlekette işleri yönetiyor. Trump'ın Orta Doğu bakış açısı çok değişik yani. Bence daha çok böyle içeri dönük, Amerika'nın içine dönük. Yani biz Amerika'da çok problemlerimiz var. Bu problemlerimizi aşmamız lazım. Zaten seçimde bir sürü vaatlerde bulundum. Amerika'nın problemlerini gidereceğim. Yurt dışındaki problemlere bakmayacağım. Çin'le bir problem aramayacağım. Orta Doğu'da bir problem aramayacağım diye bir bakış açısı olunca bir yerde çok bence pozitif. Yani girmesin artık Amerika oralara. Yani oradaki insanlar kendi işlerini, kendi sorunlarını çözsünler diye bakıyor. Yani böyle bir görüş açısı var artık Amerika'nın içinde. The first Turkish e-newspaper.